Olağanüstü. Vallahi. Olağanüstü. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Vallahi şoktayım. Biraz heyecan yaptım, kusura bakmayın. Bu heyecan yapmış halim mi? Evet. Hoş geldin. Bulduk, hoş bulduk. Tanışalım. Merhabalar. Emre Kılıç, İstanbul'da yaşıyorum. 27 yaşındayım. Erzurumluyum. Bu şekilde. Hep böyle değiş mi söylüyorsun? Türk halk müziği yoksa başka şeyler? Şöyle, her tarz söylemeye çalışıyorum. Zaten sahnede alıyorum. İş sağlığı ve güvenliği uzmanıyım. Artı akşamları da sahne alıyorum, öyle söyleyeyim. Vay arkadaş, dağıttın ortalığı. Gerçekten dağıttın ortalığı. Şimdi kafa seslerini yaptın. Normal parçayı da söyledin. Pesin de dibine indin. Oradan da finalde kafa sesi olmayan değil mi? Kendi sesinden en tepede de bıraktın. Yani oradan alıp oraya kadar çıkartıp da Allah muhafaza yolda başına iş gelebilir. Bir sıkıntı evet, her yani. Şey olabilir. Her şey olabilir yani. Vallahi gayet riskliydi. Mükemmeldi, mükemmel. Çok teşekkür ederim. Orada hepinizi çok seviyorum gerçekten, ayrı ayrı. Ben daha öncesinde de güvenlik görevlisiydim. Hatta Beyaz Bey'le, Murat Bey'le poliste güvenlik olarak çalışıyordum. Yani dışarıdan da olsa. Nerede? Sizin görüyordum. Burada güvenlikte mi? Burada değil. Beyaz burada daha önce, çok eskiden. Ha eski. Yani eskiden. Organizasyonlarda görev alıyordum. Evet aynen. Hatta sizin, Kubat'ın ve Hayko Çepkin'in olduğu bir festivalde, öyle söyleyeyim. Evet. Eski. Evet. Evet evet, hatırlıyorum. Çok güzel. Gezdin mi bize Türkiye'yi o festivalleri? Gezdim evet. Gezdin. Gezdik, beraberdik aynen. Niye bize söylemedin? Ben de söylüyorum bak böyle böyle diye. Vallahi sizi çok beğeniyorum yani Beyaz Bey. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani sahne Oğuzhan'ı, önünde ne kadar Oğuzhan'ı içtense... bloklayayım da abi. Sahne önünde ne kadar içtense gerçekten... Çünkü bu gelince büyük bir ihtimalle beni bloklayacaklar. Ben şu anda bir kendimi kurtarayım dedim yani. Ben böyle devam edeceğim yarışmaya. Evet yani, evet böyle böyle. Hiçbir şey demedim daha. He? Ve adam benimle göz göze bile gelmedi. Bence zaten beni seçmeyecek miydin? Sizi de çok seviyorum Oğuzhan Bey. Gerçekten lise yıllarım sizin skeçleriniz de geçti. Eyvallah. Hatta bazen de sinir oluyordum açıkçası. Kızlar hep sizin peşinizdeydi yani. Mesela böyle şey oluyorduk. Bizim kız arkadaşlarımız oluyordu lisede mesela. Yani büyük hayranlarınızda. Çok ama ben de ederim. Sizin sesinize, o uzun havalarınıza, tarzınıza. Ben de kendi çapımda bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bak mesela yazdığınız bestelere çok çok çok. Yine sohbet ediyorsunuz, bir sıkıntı yok yani. Ben de seni hayran hayran izleyeceğim bundan sonra. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben şu ayağımı... Ya ben çıktım devreden, hiçbir şey demedim. Şöyle rahatım. Çok stratejik bir hareket yaptın abi. Tebrik ediyorum bu arada. Evet, yapmam lazımdı çünkü yarışmanın başından beri ben bloklanıyorum. Anam ağladı derler ya, gerçekten ağladı. Onun için yapmak zorundaydım bunu. Aslında şöyle söyleyeyim, benim kafamda biri vardı ama şu anda kararsızım. Gerçekten. Yani... Dur, ayağımı indireyim madem. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ay çok heyecanlı. Vallahi böyle bir sesi... Siz ikinizden birisi birbirinizi bloklamak istemez misiniz? Ben Ebru'mu bloklamayacağım. Vallahi. Ebru'm da beni bloklamaz ben bence. Ben de Murat'ımı bloklamayacağım. Ama sen beni blokladın işte, öyle düşün. Ama ben nasıl savaştığımı göstermek için blokladım. Ahay. Yani hepimizin bugün içerisinde dinlediği en enteresan, en değişik ve en sağlam. Güçlü, sağlam seslerden çok bir tanesi. Gerçekten çok sağ ol. Dolayısıyla dördümüz de istedik. Evet, Oğuzhan'la vedalaştık ama o da çok istiyordu seni. Fakat bu üçlü arasında en çok benim ihtiyacım var. Sana. Ya şimdi şöyle de bir durum var. Geçen hafta yarışmacı arkadaş evlenme teklifi eden Emre Bey'im, çok yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşımız. Aa. Kafamda vardı Ebru Hanım ama şimdi aynı takımda olmak istemediğimiz için böyle bir güzel. Rekabet ilk başta olmaması bu kadar için. Mı, bu kadar mı kendine güvenmiyorsun? Hayır, kendime çok güveniyorum ama... Emre, bir dakika şimdi. Kendine güveneceksin ki herkesin arasından sıyrılıp çıkabileceksin. Buradaki iş bu, buradaki marifet bu. Doğru. Kusura onun için bakma yani. Bende senden hiç yok. Dolu var. Hiç var, yok. Var. Beyaz'da ve Ebru'da dolu. Bence senden dolu geçen sene Beyaz'da vardı, Ebru'da dolu. Ebru'da ama dolu bu deme. Sene Ebru'da da yok. Hep senin tarzından gelince Ebru'da da yok. Beni hep engellediler. Senin tarzından bir tane arasan bulamazsın ben. Var var. Bak, sen yok, de bayağı var. Var abi. Sen de bayağı var. Belki bir tane. Sizde var. Dolu. Çok hepsini takip ediyorum ben de. Aynen bravo. Evet. Sizde de mesela türkü tarzı söyleyenler. Ben sadece türkü de söylemiyorum bu arada. Ben. Yani Karadeniz, rock hepsini söylemeye çalışıyorum kendimce. Ben de yok işte. Of. Evet. Bakalım artık. Çok istiyorum. Sebebini çok. Söyleyeyim mi? Söyle. Yani, hemen mi karar verdin? Seçtin tamam. Mi bitti mi? Bir dakika. Hemen. Tabii şu an seçtim ben, kararımı verdim. Bu saatten seçtim, sonra değişmez diyorsun. Emre. Hayda. Bu saatten sonra değişmez. Ben direkt söylüyorum. Murat Boz diyorum. Allah seni.
Aha! Allah'ım hiç beklemiyordum biliyor musun? Şaka yapmışsın ya. Murat şokta. Ulan adam hiç konuşmadı bile. Konuşamadı bile. Aslı. Çok seviyorum sizi. Adamsın. Gel gel bir tokalaşalım, bir tebrik ederim ya. Ağzına sağlık, harika. Ben yoktum değil mi aklında? Zaten Murat'ı seçecektin. Şu blok boşa gitti de içim rahatlasın, ne olur. Oh, harika. Tamam. Blok yoluna gittim. Güzel. Şimdi başlıyor şimdi, her şey. Şimdi benim bir blok hakkım var değil mi şu an? Evet. Evet. Tamam, güzel. Ama onu böyle yarışmada hep seni ben blokladım, sen beni blok... Öyle değil, o blok hakkı. Öyle düşünme onu diyorsun. Başkası da hep kullanabilirsin. Öyle yoksa ben seni, sen beni nereye kadar gideceğim? Doğru söylüyorsun. Sonra ben seni yeniden bloklayacağım. Doğru söylüyorsun. Öyle ben yine de seni bloklayacağım bir tane. Olmaz. Tamam, peki. Öyle olmaz. Tamam.